Kayserispor senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım. Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında da avantajları var. Yeni Sinan Hoca ile beraber de beşli oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu. Evet, golü bulmak bizim adımıza kolay olmayabilirdi maçın önünden baktığımız zaman ve burada bize de düşen sabırla denemeye devam ederken rakibe de tehlikeli öndeki hızlı oyuncularına kontra atak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Rizespor takımı ve kazandığı toplarla da hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu dört pozisyonla destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadık. Bu arada rakibe de Burabia'yla bir net pozisyon verdik ve duran top kornerler kazandı Kayserispor. İlk yarı bizim adımıza olumluydu. Maçın tek olumsuz periyodu bizim adımıza ikinci yarının ilk 15 dakikasıydı diyebilirim. Çünkü rakip bir sistem değişikliğe çıktı. Hem paylaşımda zorluk yaşadık hem de bu sefer kazandığımız toplarla çok uygun alanlar varken erken tercihler, basit top kayıpları, bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan dolayı erken top kayıpları yaptık ve rakibi biraz üzerimize çektik. Baskı kurdular. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi. Ama ikinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Genel manada evet dediğim gibi küçük bir periyot dışında takımımın oyunundan mutluyum. Taraftarlarımız evet güzel bir destek verdiler bizlere. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor takımına da ligin geri kalanında başarılar diliyorum. Ya çok fazla maçla ilgili yorum da yapmak istemiyoruz. Maçta yaşananları hepimiz gördük. Bu söyleyeceklerimiz Rizespor'un galibiyetini gölgelemek için de kesinlikle öncelikle Rizespor'un galibiyetini tebrik ediyoruz ama hani hakemler hem geçen hafta başlayan hatalar bu hafta yine devam etti. Oyuncumuz atılıyor, teknik direktörümüz atılıyor. Birçok yanlış karar. Hani hakemin son dayanamadı. 88. dakikada bir hızlı hücumda kontra atağımızı da engelledi. Hani hem alt bölgeden kurtulmak için çabalarken bir de hakemlerle uğraşmak bizi bayağı bir yoruyor. Yani maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum.